Bu şu anlama geliyor. İki kanattan oluşan kongrede Temsilciler Meclisi'nin ve senatonun ayrı ayrı yetkileri var. Senatonun yetkileri biraz daha fazla ama Temsilciler Meclisi'nin bütçe konusunda efendim mesela Trump hakkında yapılan araştırmaları sürdürmek veya yeni araştırmalar başlatmak gibi bir yetkisi var. Ayrıca en önemlisi bütün diğer sistemlerden farklı olarak bütçe, Amerikan bütçesi yani tahsisatlar kime ne kadar para verilecek, nasıl harcanacak bütün bunlar kongrenin yetkisinde. Bu bağlamda Temsilciler Meclisi ile senatonun eşit yetkileri var. Yine bunu öz Türkçe olarak ifade edersek yani Trump'ın atmak istediği adımlara mesela Meksika duvarı, Meksika sınırına duvar inşa etmek. Bunu cumhuriyetçiler şimdi rahatlıkla engelleyebilecekler. Temsilciler Meclisi'nde olmayan ama Senato'da olan çok önemli bir husus daha var. O da şu, yüksek mahkeme yargıçlarının atanması ki son 5-6 aydır çok büyük bir örneğini yaşadık bunun. Çok ciddi bir kavga verildi Brett Kavanaugh'ın yüksek mahkemeye atanması konusunda. Yüksek yargıya atanan yargıçlar ve büyük aşağı atamaları ve kabine atamaları hepsi Senato'da. Burada Temsilciler Meclisi'nin bir yetkisi yok. Ama yani Trump topal ördek durumuna daha şimdiden düşmüştür. Yani birinci döneminde dahi bu değişiklik Trump'ın artık topal ördek konumunda olduğu anlamına geliyor.